Merhabalar Fatma Hanım, Nane İlek'ten hoş geldiniz. Evet, bunlar artık yazdan kuruttuğumuz biberler. Şimdi güzelce bunları ipten çıkaracağım. Çünkü bu ipleri ben gene kullanıyorum. Tekrar yeniden. Bu yüzden çıkarıyorum. Şöyle. Şöyle birkaç defa yıkadıktan sonra üzerindeki o toz tüy dökülsün diye su dolu tencereyi alıyorum. İster su kaynayınca da atabilirsiniz. İster baştan koyup ocağa alabilirsiniz. Birazcık da tuz ekleyeceğim şöyle. Onu bir karıştırayım. Şöyle kontrollü bir şekilde kaynayıp pişmelerini sağlayacağız. Evet, artık kaynamaya başladı. Ara sıra şöyle biberlerimizi karıştıralım. Değmeyen yerleri, pişmeyen yeri kalmasın. Şöyle kontrollü bir şekilde orta ateşte pişene kadar pişiriyoruz. Evet, biberlerime bakıyorum artık. İstediğim yumuşaklığına gelmişse ocaktan alacağım. Evet. Ve süzeceğim şimdi. Evet, şöyle güzel bir süzdükten sonra biraz soğusun. Şimdi artık biberlerimi güzelce doğrayacağım. İstediğim uzunlukta böyle bütün de yapabilirsiniz ama yemesi daha kolay olsun diye şöyle belirli aralıklarla, aslında bunun gerçeği biz doğramadan yapıyoruz, Allah var. Eskiden hemen böyle süzüyorduk. Yağda kavurup yumurtaları kırıyoruz ya da yağda kavurup tuzunu yapıp sarımsakla yoğurtluyoruz. Gene öyle de bir durum var. Şimdi bütün biberlerimi aynı şekilde doğrayacağım. Yazdan yaptığımız zaman her şeyimiz hazırımıza geliyor. Her zaman karınca hikayesini hatırlarım ben. Gerçekten güzel bir hikaye. Yani hikaye de olsa anlamı çok olan bir hikaye diye düşünüyorum. Ve şimdi bunları ocağa aldım, tavama. Tavanın içine şöyle 2,5-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağımı koyuyorum. Biraz ısındıktan sonra biberlerimi alıyorum şimdi. Bir alt üst edeceğim. Biraz onlarla da yağla karışsınlar. Sonra artık yumurtalarımı kıracağım. Evet, biberlerim olurken buradan ben de size ıspartamı bir göstereyim. Bugün şükür hava tam kış kışlığını yapıyor artık. Biliyorsunuz kuraklık bayağı bir hepimizi üzüyor. O yüzden bol bol dualar ettik, ediyoruz. Allah da kabul ediyor diye düşünüyorum ki eder. Kulunu aciz bırakmaz diye düşünüyorum. Zorda bırakmaz diye düşünüyorum. Evet, bugün yağışlı. Ve çok mutluyuz. Hayırlı yağmurlar versin diyoruz. İnşallah karımız da yağar, karımız da görürüz. Çünkü kar da biliyorsunuz daha ekim dikimler için etkili. Yağmur da önemli. Şöyle buharlaştıracağım larımız. Burada da çiçeklerim. Yazı bekliyorlar, baharı geldiği zaman bunlar dışarıya çıkacaklar ama şimdilik öyle burada bekliyorlar. Bakalım, yılbaşı çiçeğim düştü. Bayağı bir nazar değdi ve şimdi de yetiştirmeye çalışıyorum. Evet, biraz şöyle karıştırdıktan sonra şimdi yumurtalarımı kıracağım. Şöyle yer açarak. Evet,
başı başı kırabilirsiniz ya da biraz çok olsun diyorsanız yumurtalarını çoğaltabilirsiniz. Şöyle bir tuzunu da yapıyorum. Şöyle o beyazlarını bir yaptırayım. Kapak kapatabilirsiniz. Ya da ara sıra böyle karıştırarak yumurtasının komple her yeri karışmasını sağlayacağım. Evet, şöyle artık karıştırarak yumurtamızın her yere karışmasını sağlayacağız. Evet, artık yumurtalı kuru biber kızarmamız, kavurmamız hazır. Şöyle altını kapatıyorum. Şöyle artık yemeğe hazır. Allah-u Teala hepimize yapmayı ve yemeği nasip etsin diyorum. Sevgiyle kalın. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorumlar yapmayı unutmayın.